Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben evinizin çiftçisi, YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün bir yandan mini tiller yapacağız. Bir yandan da ekim işlemini yapacağız bu videoda. Şimdi ben 480'e havalı makineyi takacağım. Babam da şuradaki mini tillerleri TD85'e takacak. Böyle bir video olacak. Soya ekmiştik. O soyalar çıkmadı. Yani çıkmadığından kastım şu. Tohumlar ilaçsızdı. Öyle olunca kurt yedi tohumları. Yani 1,5 dekar yerden çıka çıka bir tane soya çıktı. O yüzden şimdi bugün onu bozacağız. Yani hemen oraya bir mini tiller çekeceğiz. Üstten. Bununla da ekim işlemini yapacağız. Burada samanlar var. Ufak balyalar bittikten sonra samanları da büyük balyaya döndüreceğiz artık. Burası bayağı bir dağıldı. İş yoğunluğundan hiç tertip düzen kalmadı bu sene ya. Şimdi şuradaki havalıyı takalım. Babam biraz onu yamuk yere bırakmış. Şuraya mesela pislikleri toplamıştım buradaki. O bile şey yapmış yani, kalmış gibi bir şey olmuş. Bakalım daha önce 480'le ekim yapmadım öyle. Şafta nereye koymuş acaba? Dediğim gibi daha önce 480'le ekim yapmadım. Bakalım inşallah güzel çevirir. Makineyi de ne güzel yıkamıştım ya. Biraz tohum kalmış. Onu düşüyordum. Şimdi aslında ekim sezonunu bitirdik. Yani ayçiçektir, efendime söyleyeyim, mısırdır, sorgumdur falan. İşte soya bozulunca böyle oldu. Şimdi ben ona bir mini tillerleri takayım. Ufak ufak gitsin. Yani girer. Gel geri geri. Tamam. Az ileri oynat. Biraz bu tarafı istiyor ama olsun. Tamam sen git, ben havalıyı takıp geleceğim. Bizim 480 de güzel duman atıyor ha. Ne kadar duman o kadar randıman demişler değil mi? Şimdi alt çekiyi kaydırdık değil mi? Evet kaydırdık. Şimdi geri gelelim. Biraz yamuk oldu galiba ama bakalım, ayarlayacağız. Oh, ayaklarım tutmuyor ya. Vallahi ayaklarım tutmuyor. Şurası oldu.
Aslında ilk önce bunu takacaktık. Biz yanlış yaptık. Bunu çıkartacağız ya, oğlum. Birazcık yamuk gelmiş. Ötekinde çok denk ayarlıyorum da bunda 480'de pek o denklik olmuyor yani maalesef. Yoğunluğundan dolayı bayağı aksattık video işlerini. Yani birikmiş bayağı bir video var. Yine her zaman olduğu gibi. Olur artık. Aynen. Bir tekmeyle olmayacak. Hiçbir şey yoktur. Şimdi öteki tarafa geçelim. Burada işlem bitti mi? Şu gergiyi toplayalım. Gerçi orada ayarlayacağız gergileri ama olur. Şimdi de bunu burada kasalım şöyle biraz. Şunu takalım yerine. Sabah sabah felaket sıcak. Bu arada yani saat daha 10. Yeni 10 oldu. Şimdi şunu indirelim. Çıkıdık çıkıdık. Birazcık toplayacağız sanırım. Aynen. Biraz daha indirelim. Tamam. Bu da okey. Şimdi şaftı takalım. Makina düz gibi ya, değil mi? Bence düz gibi yani. Şuradan atıp bir kaldıralım şunu. Biraz daha şey hızlatmak lazım. Biraz daha uzatalım. Şimdi şunu biraz daha salacağız büyük ihtimalle. Tamamdır. Bunu da kapattık. Şu gergiyi de sıkalım. Bunun gergileri çok uzundu. Bunlara tekrardan şöyle cıvata taktım. Gergileri kısaltma amacıyla. Aslında birer halka alınabilir. Uzun yani bu gergiler. Bayağı bir uzun. Sıkalım. Yani 84 model bir traktör fakat hala iş yapıyor. Zor zamanlarda güzel bir kurtarıcı. Şimdi şunu da kapatalım abi. Direkt hemen yola çıkalım. Tamamdır. Şimdi tarlaya gidelim. Şimdi tarlaya geldik. Bakın mısırlarımız da güzel çıkmış. Ona geçen gün sinek ilacıyla şey attım. Sinek ilacıyla ara geçtim. Şey atmadım, ara geçtim. Tulsalar büyüyor. Sincanta'nın yeni çeşidi tulsa. Ara ara böyle çıkmayan yerler var. Onlar tamamıyla yerin otlu olup makinenin hata yapmasından dolayı kaynaklanıyor.
Bakın çok güzel bir gidişat karşılıyor şu an tarlada bizi. Şimdi bunlara bir yaprak gübresi. Haftaya da bunlara bir karık çekeceğiz. Sonra sulama işlemine başlayacağız. Bakalım kısmetse. Şimdi babam bir aysan yapsın. Bakalım nasıl olacak. Çok büyük umutlarla ekmiştim bu yeri. Çünkü ne zamandan beri soya ekmek çok istiyordum. Ama olmadı, ne yapalım şimdi, yani nasip olmadı. Ne yapalım, ağlayalım mı yani? Şimdi bu makine birazcık sağ tarafa istiyor. Bir de şu sağ kolu birazcık toplamak istiyor galiba. Burada boşluk. Şuradan biraz salalım. Çok kötü oldu ya. Şurası toplam 1800 metrekare. İşte 1400 metrekaresi ekili alan olacak şekilde ayarladık herhalde. Şurada gevşeklik varmış. Bir tane çıkmış. Onu da dedim ki babama. Baba dedim, onu dedim al bari. Çıkar dedim kürekle. Onu dedim bir kenara ek. En azından dedim soyanın nasıl olduğunu görürüz. Gidişatını falan izleriz. Çok üzüldüm gerçekten. Yani resmen bir tohuma 4-5 tane kurt girmiş. Sanki kurbana girmişler. Öyle bir hal tavırları vardı yani. Bu arada kurbanlık satışlarımız başladı falan. Diye hemen gireyim. Bakayım güzelce kastı. Evet. Kız daha istiyor sanki gibi ama olsun. Yapacak bir şeyin yok. Şimdi şunu bir salalım. Aşağıya. Evet. Şunu toplayacağız birazcık. Bunu fazla salmışız. Şurada yeter herhalde. Bu orta kolu biraz daha uzatalım. Fazla. Nedirlik fazla kaldırıyor. Şöyle fazla da şey yapmayalım. Sonra orta kol yerinden çıkıyor. Şimdi bakalım babam nasıl bir işlem yapacak. Burada soyanın haricinde bir de soyada şeyi kullanmıştık. Indigo'yu kullanmıştık. Şu kazıkla işaretlemiş olduğumuz yerin sağ tarafı indigosuzdu. Sol tarafı ise indigoluydu. Fakat bunu göremedik. Şurada bir tane soya tohumu çıkmış. Bak bunu almamış mesela. İşte bir tane orada çıkmış. Onun haricinde başka yerde çıkmış mı? Yok. Yani ekili alanda herhangi bir şey yok maalesef. Çok sinek var. Buraya da arpa sileci ve reygras sileci yapmıştık. Bunu da açacağız artık. Bakalım nasıl bir görüntü bizi karşılayacak. Yer birazcık kaba kalıyor ama. Acaba tırmık ister mi? Şuradaki soyayı çıkartalım. Tabii çıkartabilirsek. Kürek girmiyor. O kadar sıkmış. Kökünün olduğu yerden kendini kabarttı biraz. Çıktı. Evet. Zaten derine gidememiş. Bakın. Fazla da kök yapamamış. Bu şu an indigosuz alandaki bir soya tohumu. Şuralarda keşke
indigolu alanla, yani şuralarda ekilen bir tohumla karşılaşsaydık, bir de onun kök farkını görmüş olurduk en azından. Yani tarla bozulmadan önce şöyle bir bakıyorum da zor gibi. Yok gibi bir şey yani. Acayip bir şey ya. O tohumları nasıl yediler öyle? Ben hayretler içerisinde kaldım. Harbiden yok ya. Şuralarda bir tane de çıksaydı keşke. İki defa böyle bir şey başıma geliyor. Onu da zaten sizinle paylaştım. Alaca bir tav var. Burada sulamadan mısır birazcık zor çıkar. Ama sulayacağız. Yani buradaki bahçeyi sularken mısırı da sulayacağız. Şimdi bu şöyle şuraya ekelim mi iki domatesin arasına? Şurada zaten bir domates varmış herhalde. Tutmamış. Hemen şuraya gömdüreverelim. Bak burada birazcık daha şey var. Tav da var. Şöyle koyup onu. Biraz da bastıralım. Bahçeye soya ektik. Evet, bu videonun konusu bu. Bahçeye soya ektik. Şimdi ekim işlemine geçelim. Babam hemen bitirdi. Şöyle şuraya ekelim mi iki domatesin arasına? Şurada zaten bir domates varmış herhalde. Tutmamış. Hemen şuraya gömdüreverelim. Bak burada birazcık daha şey var. Tav da var. Şöyle koyup onu. Biraz da bastıralım. Bahçeye soya ektik. Evet, bu videonun konusu bu. Bahçeye soya ektik. Şimdi ekim işlemine geçelim. Babam hemen bitirdi. Şimdi yerimiz hazır. Tohumları koydum. Şöyle bir traktör çalıştıralım. ...500 devre falan getirdim makineyi. Böyle bakın, içinde tohumlar var. Bunda indigosuz tohum var. İndigosuz mısır tohumu. Bunda da indigolu. Şöyle bakın. İçi beyaz zaten, görüyorsunuz. Şöyle... Şimdi... ...elimize aldığımız zaman şu kaplı olan... ...bu da kapsız olan. Burada onu deneyeceğiz. Şimdi bir tekerlekleri çevireyim. Çok kötü ya. Aşırı derecede bir ses var şu an. Kulakları sağır eden bir gürültü. Derinliğine bakalım. Ne kadar derine ekiyor.
bakalım. Şurada hemen hemen 3 parmak derine falan gidiyor. Biraz daha sıvaya ekebiliriz. Biraz daha orta solu uzatalım. Boşaltmamız lazım. O yüzden şimdi makineyi durdurdum. Şurada görmüş olduğunuz 3. sıra indigosuz olacak arkadaşlar. Diğer mısır tarlalarını ekerken herhangi bir deneme bırakma imkanım olmadı. Burada deneme bırakmak istedim. Şöyle şuradan bir dönelim. Şurada tohumu boşaltalım. Makineyi biraz daha kaldıralım. Şimdi kalan tohumu da pay etmiş olacağız. Oh, yorucu işler ya. Buradaki mısırlara da şey yapmak lazım. Yaprak gübresi atmak lazım. Tamam. Olay bu kadar basit abi. Şunu da şöyle şunun yanına koyalım. Güneşte tek başına kalmasın. Çünkü pahalı bir malzeme. Gübre koymadık. Gübresiz ekiyoruz. Zaten bir dekar falan bir yer. Ne kadar oldu?
Biraz daha var içinde. Herhalde hemen hemen denk oluyorlar ya. Mısır var, şunu da ekleyebiliriz sonradan üstüne. Bundan sonrası tozu kaldı zaten. Çöplü pisliği. Yine bunu bunun içine koyalım. Bunu birazcık salacağız. Çok değil. Şimdi bunu durduracağız. Ondan sonra kuyruk mini çalıştıracağız. Makineyi tekrardan tekerleği bir çevirelim. Makineyle fena ekiyormuş yalnız ha. Vallahi. Artık ekim işlemlerini 480'le mi yapsak, ne yapsak?
yeter mi yetmez mi ona bakalım. Oo, tohum bitmiş. Tohum bitmiş. Hemen hızlıdan şu tohumu koyalım. Şey koymayacağım ya. İndigo koymayacağım. Benim belli olsun. Yetmedi tohum ya. Bu tohumdan yetmedi. Keşke yetseydi.
Olay bu kadar basit. Şöyle gelin bir de tohum arayalım sizinle beraber. Yatak herhalde. Evet. Tohumlar burada abi. Aynen. Şöyle yaptığımız zaman tam iki parmak. Evet, olay budur. Şöyle güzel de atmış yani. Değil mi? Böyle gözüküyor mu bilmiyorum da. Evet, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sizinle beraber mısır ektik bugün. Nasıl ektiğimizi de gösterdim. Böyle güzel anlık bir video oldu. Bugün 6 Haziran Salı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum kısmına görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Evet, hoşça kalın. Takipte kalın.